Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Üzülme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Fenerbahçe'mizin Sevilla ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçını Fransız hakem François Letexier yönetecekmiş. İnşallah futbol şansı da yanımızda olur ve bu maçı galibiyette kapatıp hem ülke insanımıza hem de Fenerbahçe taraftarına mutluluklar saçarız. Bu arada Sevilla maçıyla ilgili şunu söyleyeyim. Sevilla'nın yeni transferi formda oyuncusu Pape Gueye Marsilya formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı için Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacak diyorlar. İnşallah doğrudur. Sonuçta yani bunun bir kuralı var yani. Kurala göre olsun. Şimdi sevgili doktor Gürkan Kubilay, buradan selamlar olsun. Diyor ki savunmaya özellikle Enzo ve Fernando'ya baskıyla yaklaşıp top kazanıp golü atmak lazım diyor. Savunmalarında bu iki isim baskıyı yedikleri zaman yumurtlayabiliyorlar diyor. 60 ve 80. dakika arasında İspanya'nın en az gol atan 3. takımı, en çok gol yiyen takımı Sevilla. Yani o dakikalarda tempoyu arttır, ıptıs diyor. Ve ilk golü yediği 13 maçın hiçbirini kazanamamış Sevilla. Ne yapet ilk gol at. Yani Enzo ve Fernando'ya baskı yap. 1-0 öne geç. Sonra ne yapet 2-0 öne geç. 60-80 arasında baskı yap. 3-0 yap. Maçı 3-0 kazan. Gel diyor. Hadi inşallah. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Spor Toto 1. Lig 25. haftasında oynanan Pendikspor Tuzlaspor müsabakasını tribünde izlemiş. 90+17'de gol atıp 3-2 kazandı sanırım. Yanlış bilmiyorsam. Yani Ümit Milli Takım'ın yeni teknik Volkan Demirel bu maçı izlemiş. Herhalde gençleri falan izliyordur. Abdi İpekçi ilaç şirketinin sahibi Nezih Barut için önümüzdeki dönemde Fenerbahçe başkanlığına adaylığını koyacağı iddiaları var. Nezih Barut'la ilgili daha önce Ali Koç'un listesinde olacağı söylenmişti ama olmamıştı. Ve hani Ali Koç bu tip Fenerbahçeli isimlere muhtemelen şunu diyecektir. Biz şampiyon olalım, destekleyin ve hep birlikte şampiyonluğu kutlayalım. Sonrasında iyi bir yapılanmaya gidelim diyecektir, demiştir de. Ama yani Abdi İpekçi nereden çıktı? Nezih Barut, Abdi İbrahim marka bir isim. Hayırlısı olsun. Sizce gol kralı kim olur arkadaşlar? Lütfen gol kralı tahmininizi yazınız. Kalan 13 maç ama Fenerbahçe için 11 maç kaldı. Hani rakipler için de 11 maç kaldı desek olur yani. 11 maç sonunda kim gol kralı olur? Valencia 23, Zajc 14, Borini 13, Hacirayt 10. Bu arada Hacirayt niyeyse sözleşme feshedecek. Ne yapacak? Antalyaspor'da bir türlü oynamıyor. Batshuayi 10. O da sakatlığı vardı. Atlattı. Artık oynayabilir düzeyde. Sarkar cezasında zaten yemişti. Bitirmişti. Umut Nayır'ın olamaz. 10. Umut Nayır'ın da özellikle hukuksal bazı açıklamaları taraftarları mest etmişti. Yani Valencia 23, Zajc 14. Arada 9 gollük bir fark var. Bu 9 golü aşabilir mi? Yani Valencia 23'te takılıp Zajc 9 gol atabilir mi? Ben açıkçası sanmıyorum. Şöyle söyleyeyim. Sakatlanmasa, kart cezası almasa Valencia kaç golde tamamlar? 30'u geçer mi? Yani 31 olur mu? Bence olabilir. Fenerbahçe'de transfer görüşmeleri sürüyor Valencia demişken. Her an müjdeli haberi inşallah duyabilirsiniz. Ancak ben size başka bir haber vereyim. Bir kenara not edin. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. İnşallah bugün sıkıntılı bir haber falan almayız. Bu videoyu saat 17.30'da planlamayı düşünüyorum. İnşallah ya çok korkutuyorlar işte Kayseri'de. Şu gün şu kadar şu büyüklükte deprem olacakmış şöyle böyle diye korkutuyorlar. İnşallah korkutulanların aslı çıkmaz. Siz de bu videoyu izlerken yani iyi bak ne güzel hocam çıkmamış dersiniz. Şimdi Michy Batshuayi. Bir kenara not edin olur mu? 10 milyon EURO'nun üstünde satılabilir. Alın size subliminal değil açık açık mesaj veriyorum. Açık açık duyum veriyorum. Haziran duyumunu şimdiden veriyorum. Ve şunu ekliyorum. 10 milyon euronun üstüne satılabilir. Artı 20'yi bulmaz ama 10 ile 20 arasında bir yerlerde satışı gerçekleşebilir. Sürpriz olmasın. Miguel Crespo 8 milyon euro hali hazırda. Bekleyen teklif var. Sizler birçoğunuz diyorsunuz ki ya hocam Crespo top mu oynuyor? Bu sene kötü durumda. Sat gitsin 8'e diyorsunuz. Belki de sözleşme görüşmeleri kafasını bulandırmıştır. Belki de transfer teklifleri kafasını bulandırmıştır. Ama Crespo konusunda çok yakın zamanda bir duyum alacaksınız arkadaşlar. Ben onu söyleyeyim. Alacağınız duyumun içeriğinde sözleşme uzatması konusunda ya da duyum demeyeyim. Resmi açıklama olabilir. Çok yakında bunu görebilirsiniz arkadaşlar. Ben göreceğinizi de düşünüyorum. Ve şunu söyleyeyim. İlginç bir sözleşme fesih bedeli koyulabilir. İlginç, çok ilginç. Borussia Dortmund'un büyük Ferdi Kadıoğlu planı. Bakın bir şey söyleyeceğim. Sosyal medyada kimsenin Ferdi ve Dortmund hakkında yazmadığı dönemde ben açık açık size ne dedim? Dünyada Ferdi'yi en çok isteyen kulüp Borussia Dortmund dedim. Ve ekledim. Eğer Dortmund alırsa alır, almazsa hiçbir takıma devre arasında gitmeyecek dedim. Hala da sözümün arkasındayım. Yaz transfer dönemi içinde daha büyük bir bomba sunuyorum. Şu haberde okuyacağım rakamları 1,5'la çarpın. Tamam mı? Hetz Nival Black'ta yer alan habere göre Dortmund Belçikalı sağ beki Thomas Meunier'i gönderecek. 2024'e kadar sözleşmesi olan ve 2020 yazında bedelsiz gelen 31 yaşındaki Belçikalı oyuncuya ayrılık kararı iletilecek ve bonservis talep edilmeyecek. Hocam. Efendim. Hocam Meunier biz mi alsak hani 6,5 milyon euro? Vallahi 31 yaşında Belçikalı. Eylül'de 32 olacak. 1.91 boyunda. 1.91 boyunda sabek mi olur ya? Bence biz Borussia Dortmund'dan sabek alabiliriz. Ama bu Meunier olmaz. Enteresan sabekler var. Dortmund'da. Yani enteresan sağ bekleri var. Yalnız Dortmund'un kadrosuna girince 50 tane sağ bek çıkıyor ya. Yani Rierson, Marius Wolf, Kurt demek. Meunier. Ondan sonra 1-2 tane daha çıkıyor. İlginç yani ya. Wolf neymiş ya? Marius Wolf. Ben buna bir bakayım. Merak ettim nasıl bir isim. 27 yaşında. Rogon'un. Rogon'un çöpüymüş. 21 maçta 1 gol 2 asist. Sözleşme bitiş tarihi önemli. 30 Haziran 2024. Yani aklıma nereden geldi bu Wolf bilmiyorum ya. İncelemek istedim. Neyse. Ferdi için kesenin ağzını açacaklarmış. Ve kapıyı 20 milyon eurodan açacaklarmış. Fiyatında daha da arttırması düşünülüyor demiş. Kaçla çarpacağınızı hatırlatayım. 1,5'la. Üzerine koyarak gidiyor. Sadece üzerine mi koyuyor? Mesela Kayserispor maçında attığı gol sadece yani. İngilizler hayran kalmıştı. İtalya'da Inter ve Napoli takımları talip olmuş. Son olarak Premier Lig ekiplerinden Newcastle United ve Brighton'da Kayseri maçına temsilci yolladı. Ve son derece olumlu raporlar yazdı. Çok yönlü bir oyuncu 1.74 boyunda 23 yaşındaki oyuncu 7 kez ay yıldızlı formayı giydi. Hangi ara 7 kez olmuş lan? Ya inanın ben hayretler içerisinde hangi ara 7 kez oynadı? Ben mesajı verdiğimi düşünüyorum. Sizin de aldığınızı düşünüyorum. Başka da bir şey söylemiyorum. Galatasaray ile Fenerbahçe transferde karşı karşıya. Şimdi Süper Lig'in en büyük takımı olan Fenerbahçe ve ekürisi Galatasaray transferde karşı karşıya gelmiş. Sebebi de Borussia Dortmund forması giyen Mahmud Dahoud'muş. Bir kere Dahoud konusunda Galatasaray daha avantajlı. Çünkü Suriye'de futbolcu Galatasaray'ın da Suriye'yle bir bağı olduğu için daha avantajlı. Nasıl bir bağ var? Sinan Gümüş Suriyeli bunlar demişti. Ya işin şakasındayız. Yanlış anlaşılmasın. Ben habere bakıyorum. Şimdi bakın. Haberdeki salaklığa bir bakar mısınız? Şimdi buraya kadar güldük, eğlendik ettik ama saçmalığa, salaklığa bir bakar mısınız? Bakın 10 takım birden ilgileniyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu 10 takımdan en gitme ihtimali, yani en az ihtimali olan iki takımdan bahseder misiniz bana? En az iki takım. Ya da bahsetmenize gerek yok. Ben açıklanınca lamba yanacak. Leicester City, Real Betis, Sevilla, Napoli, Milan, Roma, Arsenal, Atletico Madrid, Fenerbahçe, Galatasaray. Haberi devam ettireyim mi? Haberi devam ettirmeme gerek var mı? Şöyle söyleyeyim. Atletico'dan, Arsenal'den, Roma'dan, Sevilla'dan, Leicester'dan, Napoli'den, Milan'dan sekecek. Real Betis alacak ya da almayacak. Fenerbahçe'den sekecek. Galatasaray'a. Yine bizim ihtimal Galatasaray'ınkinden daha fazla. Oyuncunun rakamları 7 maça çıkmış. 288 dakika süre almış. Gol ya da asisti yok. Arkadaşlar bizim Galatasaray'da yazın kavga edeceğimiz hususu söyleyeyim size. Moussa Dembélé. Galatasaray Icardi'nin bonservisini almak istiyor ama atladıkları bir detay var. Yere göğe sığdıramayıp burada Fenerbahçe taraftarı tahrik olsun diye yere göğe sığdıramadıkları futbolcuyu haliyle Paris Saint-Germain de yere göğe sığdıramıyor. Sosyal medyada görüyorum 3 milyon euroya, 4 milyon euroya, 5 milyon euroya bonservisini alacakmış Galatasaray. Yani ben Paris Saint-Germain olsam 15'ten aşağı vermem. Nasıl Zaniolo'ya 15 verdiyseniz sizde para çoktur. 25 verin, 20 verin derim. Yoksa şu takıma satıyorum derim. Ki Galatasaray'da taraftar baskısından korktuğundan mecbur alır bonservisini. Almak zorunda. Alamazsa iş başa bela. O yüzden net bir isim getirmek zorunda. Moussa Dembélé bu isim olabilir. Biz ilgiliyiz. Galatasaray'da ilgili ama biz 2-3 adım daha öndeyiz. Ama bakalım arkadaşlar daha yaza çok var. Fenerbahçe'de gözler Luan Perez'de. Sakatlıklar konusunda şanssızlıklar yaşayan Perez'in durumu yakından takip ediliyor. Ve dizinde zorlamaya bağlı şiş meydana geldi. Bu travma arkadaşlar. Bakın ağır bir sakatlık, uzun bir süre oynamadı. Ve bu tip travmalar normal. Yani bu tip travmalarda iyileşme sürecine dahil. Bir önceki kariyerinde Marsilya'da sakatlık nedeniyle sadece bir maç kaçıran bir futbolcu. Ve istikrarıyla bilinen futbolcu Fenerbahçe'de 20'den fazla maç kaçırdı. Bu Fenerbahçe'nin şansı. Üstelik var ya bakın o kadar enteresan bir takımız ki. Yeminle bak. Fıkralara konu olacak bir takımız. Lan Dünya Kupası araya girdi 1,5-2 ay. Tamam burada iyileşir kesin dedik. Yok. Devre arası transfer dönemi falan filan dediler. O dediler bu dediler. Yok. Deprem geldi çattı. Keşke çatmasaydı. Keşke kimseye bir şey olmasaydı. Araya 2 hafta 3 hafta ara girdi. Yok. Lan lig bitiyor. Bir zahmet iyileşme de bari yeni sezona iyileş. Yani onu da diyeyim arkadaşlar. Dile getireyim mi artık? Bu ne ya? Bu nasıl bir kader? Bu nasıl bir şeydir? Hani durumu bu. Hocam kronikleşti mi bu sakatlık? Arkadaşlar kronikleşecek bir sakatlık yok. Yani direğe gidip çarpma sakatlığıyla oldu bu. Hani normal maç içerisinde değil. Uzun lafın kısası. Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya diyorlar. Ben çok ihtimal vermiyorum. Toparlayacak olsak Valencia bence uzatır. Dahoud bence geçiniz. Ferdi satılırsa Dortmund'dan belki isimler alabiliriz. İlla sözleşmesinin sürmesine gerek yok. Sözleşmesi bitmiş iki futbolcuyu da alabilirsin. Ya da bir futbolcu bitmeye yakın. Yani iki futbolcu da alabilirsin. Batshuayi 10 artıya gidebilir. Yazın bunu. Crespo uzatacak inşallah. Sevilla maçını inşallah kazanırız. İnşallah Allah söyletmiştir 3-0'ı. Yani 3 gol atıp kazansak keşke yani. 3-0 kazansak ne olacak? Volkan Demirel'e ilgili subliminal duyum verdik. Nezih Barut konuştuk. Luan Perez'de de dediğim gibi durumlar bunlar. Arkadaşlar bir beğeniyi, bir abone olmayı çok görmezseniz sevinirim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.